Mehmet Büyükekşi'nin şampiyonluk yarışında Galatasaray için artıları neler? Önemli bir figür tabii, çok büyük destek veriyor. Bu ülkede en son yarı final yapan takımın 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmeyen, 2012-13 yılında hakkı aldığında gidip Avrupa'da yarı final oynayan Fenerbahçe olduğunu, o Fenerbahçe'nin de ondan sonra 2 yılda Avrupa Kupalarına gönderilmediğini de bir dosta düşmanı hatırlatalım. Fenerbahçe ne olursa olsun önümüzdeki sezon sportif direktör Mario Branco, bu oyuncu grubu ve İsmail Kartal'la yoluna devam etmek zorunda. Şu maç beni ürkütüyor dediğim bir maç var mı? Bütün maçlar ürkütüyor. Bütün maçlarına zorlanacak. Bütün maçlarını kazanacak. Benim bakışım böyle. Ali Koç'un başkanlığa devam sinyali vermesi bir artı oldu mu? Bozkurt Yılmaz Artı Eksi'ye hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe Süper Kupayı protesto ediyorken Galatasaray'ın tavrı, Okan Buruk'un sözleri sana neler düşündürdü? Fenerbahçe ile oyuncular hareketli savunma yapmışlar. Gol atabilirlerdi yani. Gol atabilirlerdi. 17 yaşındaki çocuklar gol atabilirlerdi. Galatasaray'da gitmiş gol atmış. Sakin söyleyelim. Galatasaray'ın tavrının ben Galatasaraylı akil insanlar tarafından, vicdan sahibi insanlar tarafından da kabul edildiğini düşünmüyorum. Orada gelip 17 yaşındaki çocuklara önce diyeceksiniz ki ya topu taça atalım. İşte Kerem Aktürkoğlu demiş. Bizim evet. Futbolcuya demiş. Sordum yani inanmadım sordum. Doğru. Sonuna kadar doğru. Ondan sonra gideceksin çocuklara gol atacaksın. Sevineceksin sahanın ortasında. Muslera gelecek. Sanki maç penaltılara kalmış. Son penaltıyı kurtarmış da UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmış filan gibi sevinecek. Sonra tişört bastıracaksın. Ondan sonra açıklamalarda bulunacaksın. Belki onlar gol atacaktı falan diye. Yani rekabetin şekli çok değişti maalesef. Makyaveli istiyorlar değil mi ona? Evet. Başarıya giden her yol mübah diye. Galatasaray sahanın dışında her zaman Fenerbahçe'den öndedir. Ama bu defa haksız duruma düşük ben görüyorum. Fenerbahçeli olarak ben bunları söylüyorum ama vicdan sahibi, akıl sahibi insanların da böyle düşündüğünü Galatasaray'la Beşiktaş'ı Trabzon'u ümit ediyorum. Ki Emir'in bu söylemini Kerem'in santradan sonra topa doğru hareketlenmemesinin olduğu yerde kalmasıyla da doğrulandı aslında, açıkça ortada değil mi? Öyle. Kerem'e helal olsun. Arkadaşlarını söylemedim. Arkadaşlar onu dinlemedim. Onu bilmiyorum. Bir de Mertens. O sevinmelere evet. Katılmadı. Benim ne işim var burada sevinmelerde dedi. İkon, Icardi çıkan oyuncuları alkışlıyor. Artık dalga mı geçiyor? Alkışlıyor. Çok iyi oynadınız, gol yediniz diye alkışıyor. Ne alkışıyor bilmiyorum. Ama Mertens'ten Kerem'i ayrı bir köşeye koydum. Ben de öyle. Maçtan önce görüş ayrılıkları vardı biliyorsun. Doğru yaptın diyenler, yanlış yaptın diyenler Ali Koç için. Peki sence Fenerbahçe Süper Kupa'da doğru kararı verdi mi? Bir şey söylemişim. Haklı olmak ayrı bir şey, haklı kalmak ayrı bir şey diye. Hı-hı. Biz kongre bittiğinde farklı görüşlere sahiptik. Ya böyle olur muydu, olmaz mıydı diye. Farklı görüşlerde olanların bir arada birleştiğimizi düşünüyorum. Fenerbahçe doğrusunu yaptı. Bak ben de diyordum Fenerbahçe sıradaki maç neyse çıkıp oynamalı diyen, ben de Fenerbahçe'nin doğru yaptığını söylüyorum. Zaman haklı çıkaracaktır. Yani biraz daha demlensin bu olay. Birkaç ay daha geçsin. Belki bir yıl geçsin. Fenerbahçe'nin haklı olduğu ortaya çıkacaktır. Çünkü Fenerbahçe bir fitili ateşledi. Evet. Türk futbolunda bayram sonrasında da bir manifesto da açıklayacağını söyledi Sayın Başkan. Bir temizlik yapılması lazım. Bunda herkes hemfikir mi? Kesinlikle. Bence hemfikir. Temizliğin yapılması için bazı adımlar var. İlk adımlardan bir tanesi belki senin soruların içerisinde vardır. Türkiye Futbol Federasyonu. Orada bir değişim yapılması lazım. Ondan sonra adım adım gitmesi lazım. Bak belki de zaman içerisinde insanlar Fenerbahçe'ye, Ali Koç'a teşekkür edecekler bu konuda. Ki zaten hani şunu da belirtmek lazım. Bu olay yaşanılalı daha çok taze bir durum yani. Bu hemen bir sonuç beklemek doğru olmaz. Tabii. Hani ne oldu, yaptık da ne oldu gibi söylemler de duyuyoruz sağda solda. Dediğin gibi birazcık zamana bırakmak gerekiyor ki bir fitil ateşlendi. Bunun sonuçları ne olacak? Mehmet Büyükekşi'nin şampiyonluk yarışında Galatasaray için artıları neler? Önemli bir figür tabii. Çok büyük destek veriyor. Galatasaray'ın ama ona desteği biraz şey, tuhaf. Şubat ayının sonunda şöyle bir açıklama yaptı Galatasaray. Derhal Mehmet Büyükekşi ve kurullarının istifa etmesi gerekiyor. Derhal ne demek abi? Mesela sen benim üst kat komşumsun diyelim. Evet. Ya sular akıyor. Derhal kapat. Nasıl, ne zaman kapatırsın? İşime gelirse. Ha, hemen kapatman lazım değil mi? Aşağı kata su akıyor. İşine gelirse. Galatasaray ne diyor? Daha Temmuz'a da mı şey yapalım diyor. Görevden alalım. Temmuz'a kadar bekleyelim diyor. Yani Galatasaray şampiyonluğunu da bir kutlasın istiyorlar herhalde. Ama Mehmet Büyükekşi'ye verilecek en büyük ceza. Hani ben de istifa etsin adam diyorum ya. Fenerbahçe'nin şampiyon olup o kupayı Mehmet Büyükekşi'nin vermek zorunda hissedip stada gelmemesi. Geleceğini düşünmüyorum. Ben de gelebileceğini düşünmüyorum. Açık konuşmak gerekirse. O zaman birazcık saha içine yavaş yavaş girmek istiyorum. Fenerbahçe'nin Olympiakos deplasmanı var. Bu deplasman öncesi artılar ve eksiler neler sence? Fenerbahçeli futbolcuların bu dönemi nasıl geçirdiği biraz muammaydı. Yani Trabzon'da olan olaylar takımı nasıl etkiledi, olumlu olumsuz düşünüyorduk. Adana Demirspor maçında gördük ki olumlu etkilemiş, takım hazır, oynamak istiyor ve herkes futbol aşkıyla yanıp tutuşuyor. Yani başkan dedi ya, futbolu yönetecek insanların futbol aşkıyla yanıp tutuşan insanlar olması. Futbolcular da böyledir. Yani istekli, arzulu, aç olması lazım.
lazım. Adana Demirspor maçını öyle bir Fenerbahçe gördük. Ben Olympiakos maçında da öyle bir Fenerbahçe göreceğimizi düşünüyorum. Eksikleri var mı Fenerbahçe'nin? Var, sakatlar var. Ama bizim için kritik maç bence Yunanistan'daki maç. Deplasmanlarda iyi oynayan bir takımız. Evet. Saint-Gilloise maçında da gösterdik. Şey maçını, Norçelen maçını geç. Çünkü orada genç stoper ve İsmail'le stoper attığını tamamlamak zorunda kaldık. Ağır bir yenilgi geldik. Onu katma. Deplasmanlarda bu yıl Fenerbahçe iyi oynadı, iyi futbol oynadı, düşündüklerini sergiledi. Ben oradaki maçın çok daha kritik olacağını düşünüyorum. Oradaki maçtan iyi bir sonuç. Ondan sonra Kadıköy'de yola devam ederiz inşallah. Önemli eksikler var dedin. Bunların en önemlilerinden birisi Batshuayi. Evet. Batshuayi'nin yokluğu bu deplasmanda nasıl etkiler? Batshuayi bu sezon Fenerbahçe'nin en böyle X faktör mü diyorlar şimdi ona? Evet, ve hani şey de var abi, lafını böldüm kusura bakma. Herhalde Fenerbahçe inşallah şampiyon olursa şampiyonluk klibinde herhalde en önemli anlarda videosunu ya da kesitlerini göreceğimiz adam Batshuayi. Hep son dakika golleriyle, kritik anlarda 85'ten sonra adam devreye giriyor tam, sürekli. Tam Batman yani. Tam Batman. Eksikliği önemli. Ben olsun isterdim. İnşallah yani Kadıköy'de ondan faydalanabiliriz. Ve bir kez daha da ülke futbolunun en önemli maçına çıktığımızı, çeyrek final maçına çıktığımızı, Türkiye'nin öyle her yıl çeyrek finallerde, yarı finallerde gezinmediğini, bu ülkede en son yarı final yapan takımın 2011-12 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne gönderilmeyen, 2012-13 yılında hakkı aldığında gidip Avrupa'da yarı final oynayan Fenerbahçe olduğunu, o Fenerbahçe'nin de ondan sonra 2 yılda Avrupa kupalarına gönderilmediğini de bir dosta düşmanı hatırlatalım. Ali Koç'un başkanlığa devam sinyali vermesi bir artı oldu mu? Evet, o sinyali ben de aldım. Artı eksi oldu. Zaman içerisinde Fenerbahçe camiası eminim değerlendirecektir. Daha kongreden önce Fenerbahçe'nin şampiyonluğu var. Meselemiz şu anda bence 7'den 77 hepimizin meselesi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu. Gelecek sezonda da Fenerbahçe İsmail Kartal'la yoluna devam etmeli mi? Sonuç ne olursa olsun. Yo, erken değil. Fenerbahçe ne olursa olsun önümüzdeki sezon sportif direktör Mario Branco, bu oyuncu grubu ve İsmail Kartal'la yoluna devam etmek zorunda. Fenerbahçe önümüzdeki 5 yıla, 3 yıla damga vurmak istiyorsa bir şeyi değiştirmesi lazım. Teknik direktörü istikrarını sağlaması lazım. İsmail Kartal rekor puanla geliyoruz şu anda. Evet. Rekor puanla geldik. Yani tüm zamanların rekorunu kırmışız. Daha ne yapacağız? Hani diyoruz ya, daha ne yapacağız? Dolayısıyla mutlaka sezon sonundaki sıralama ne olursa olsun önümüzdeki sezon Fenerbahçe İsmail Kartal'la devam etmek zorunda. Ben şampiyon teknik adam olarak devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin önünde 7 tane maç var. 7 maçı kazanırsa lig şampiyonluğunu alacak. Bu 7 maçta Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini ya da zorlanacağını düşünüyor musun? Galatasaray deplasmanını bir kenara bırakıyorum. Onun dışında Fenerbahçe şu maçta çok zorlanır ya da şu maç beni ürkütüyor dediğin bir maç var mı? Bütün maçları ürkütüyor. Bütün maçlarına zorlanacak. Bütün maçlarını kazanacak. Benim bakışım böyle. Kadınlar Euroleague'de Final Four oynuyor Fenerbahçe, biliyorsun. Bununla ilgili neler söylersin? Düşüncelerin neler? Mersin'de bu sezon oynanacak. Geçen yılın şampiyonu unvanıyla gidiyoruz. Evet. Mersin'le de ligde oynadık. 2-0 öndeyiz. İnşallah orada da 3. maç yine Mersin'de olacak. Cuma günü Mersin'le oynayacağız. Çukurova ile oynayacağız. Önemli maç. Lig maçından biraz daha farklı. Onların da oynatamadığı oyuncular var ama bizim de bu lig maçlarında oynatamadığımız oyuncular var. Daha geniş bir rotasyonla oynayacağız. Maç maç bakalım. İnşallah cuma günü Kurova'yı yeneceğiz. Ondan sonra büyük bir ihtimalle pazar günü finalde Prag'la karşılaşacağız gibime geliyor. Bir kez daha EuroLeague şampiyonu olmak istiyoruz. Aynı anda hem Karagümrük maçı olacak hem Fenerbahçe'mizin kadınlar EuroLeague'de Final Four finali olacak. Merakla bekleyeceğiz. Fenerbahçe Spor Kulübü her alanda şampiyonluğa oynuyor diyebiliriz. Deriz. Fenerbahçe şu anda Eczacıbaşı Dynamit'le Türkiye Ligi şampiyonluğu finalini oynuyor. Fenerbahçe erkek voleybol takımı Halkbank'la şampiyonluğa oynuyor. Kadın basketbol takımı Çukurova'yla şampiyonluğa oynuyor. 2-0 önde. Yani orada değişmeyen Fenerbahçe, değişen rakipler. Her kulvarda başarılar dileyelim. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz.